Ali Usta, eline sağlık, tadına baktım. Afiyet olsun. Çok güzel. Eskişehir tarafları Tuna boyu rafla pomakları. Biga tarafları rafla pomakları. Rafla pomakları özellikle bu Uzundur'un Osmaniye ve diğer köylerde bu Loznik asma yapraklı Loznik pita. La, yani bu ekmek çok yapılıyor. Fakat ben bunun birkaç çeşidinin yapıldığını duydum. Özellikle bazıları yoğurt kullanıyor, bazıları da ayranı daha önce maya diye kullanıyor. Şimdi tabii yapmasını bilmiyoruz. Biz yoğurt kullandık. Bir zahmet, bir tarifini ya da açıklayacağım bir şey var mı bizim komak dostlarımıza? Tam olarak nasıl yaptın, siz nasıl yapıyorsunuz birkaç çeşitte yapılan bu Loznik? Şimdi biz bunu, efendime söyleyeyim, zeytinyağı, yumurta, yoğurt, efendim bir tatlı kaşığı şeker ve tuz katıp çırparak, ondan sonra mısır unu ve normal un koyarak, daha sonra içine yeşilliklerini kattık, karıştırdık. Daha sonra yarım bardak ılık suya, yarım bardak süt koyarak tekrar yoğurduk, hazırladık ve topladığımız, efendime söyleyeyim, yeşil yaprakları tepsinin altına parlak yüzü gelecek şekilde yerleştirerek üstüne hamuru döktük. Tekrar üzerine yine parlak kısmı, yaprağın parlak kısmı hamura değecek şekilde kapattık ve üzerine yine zeytinyağı, fırçayla zeytinyağı sürerek pişirdik. Sistem bu. Ali Usta, eline sağlık. Çok güzel. Hakikaten tam bir Loznik olmuş. Dedim ya yani. Yani ilk defa pişirdik ama biraz daha pişirseydik. Fatoş Sestra. Nasılsın? Sen beğendin mi? Can Bırak'a sen nasıl, ne diyorsun? Komak yemekleri, özellikle Loznik'e. İlk kez yiyorum, ilk kez. Daha ilk başarılı bulduk. Yani orantıları falan, karışımları olduysa başarılı. Biliyorum, yaparken izledim. İçerisinde soğan olmasına rağmen soğanın kokusu gelmiyor. Değişik bir aroma vermiş. Gayet güzel. Ali Usta'yı tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ali Usta, Eskişehir'de çok pomak var. Daha doğrusu Eskişehir'in yarısı pomak. Afyon, Sandıklı'da, Konya'ya kadar biliyorsun. Bir Loznik her yerde yapılıyor. Fakat Loznik'in en büyük özelliği bütün pomaklarda, bir de bunun ayrımına doğru yani. Koyu ayrım. Tuzlu koyu ayrım. Yani fakat bazı pomaklar var. Yani bütün pomaklar değil. Birkaç çeşit pomaklar, rahva pomağı, işte lofça pomaklar dedikleri. Ben mesela rahva lofça pomağı. Rodop pomakları var, dağlardaki pomaklar Bulgaristan tarafından. Ama bu genelde Tuna boyu rahva lofça pomakları da çok ünlü. Özellikle işte tarlaya giderken bunu alırlar ve bir özelliği bayatlamamasıdır Loznik. Asma yaprağı içinde yapıldığı için bayatlamaz, çekmez, kurmaz. Günlerce bunu kullanırsın. Ayranın içine doğrarsın. Bu. Yemek diye istediğin zaman yersin. Loznik böyle bir yemek. Çünkü dediğim gibi fazla ünlü değil Türkiye'de ve diğer yerde ama pomakların arasında bilinen bir pita deriz. Bunlar pita, pide demektir aslında Türkçe karşılığı. Yalnız burada bir şey var. Bu yiyecek bence soğuk daha lezzetli oluyor. Sıcakken bu kadar lezzetli olacağına inanmıyorum. Sıcakken biraz daha böyle ne bileyim işte içine konan karbonat var ya, bu karbonat kokusu artar, soğan kokusu artar, bir tür şey artacak bunlar, ben biliyorum bunu. Ama soğudukça, daha doğrusu eskidikçe, yani bir günlük, iki günlük, üç günlük bu yemeği ye, yemin ediyorum bundan daha lezzetli olur. Bundan eminim ben. İşte bu kuruduğu zaman o
koyu yoğurt, ayran dediği yoğurdun biraz sulandırılmışına doğru gittiğin zaman da 10 numara olur mu? Tamam mı? Ve bunun yaprağında yemekte fayda var bence. Çünkü neden? Yaprak midede temizlik yapıyor. Yani kese gibi, şey gibi, bağırsakları bunları temizliyor. Ayırıp yememek lazım. Gerçekten. Provişti, coşke, pomaşki ya değil mi? Galiba pomak çan zayıf, unutuyorsa. Şöyle sorayım, daha başka pomak yemekleri yapıyor mu Ali Usta? Genel isteyen olursa. İlk defa denedim. Arzu isteğe göre de pomak ajansın yemek tariflerine bakarak hepsini yapabileceğime inanıyorum. Samimi söylüyorum, çok enteresan, çok değişik bir şey. İşte buna benzer, yapraksız, bilmem nesiz kabak keki var Almanlar. O da eski. Bayağı kalmıyor, mutlu. Bak o yaprağın en büyük özelliği o. Hem sıcak tutuyor, hem bir şeyin arasında olduğu için koruyor, bayaklatmıyor, anladın mı? Çok büyük enteresan yani. Esas bunu fırına koyup da pişirirken onun orada çıkardığın kokuyu duymak çok önemli. Peki, süresini söylemenin ne kadar sürüyor bunun yapımı? Ne kadar sürüyor zaman olarak? Pişirim dahil, 170 derecede fırında pişiriyoruz. Pişirim dahil en fazla 15 dakika. En fazla. Bunu çok kıvamında yapmışsın. Mababla kadar işimizdir abi. Eline evet. Sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok öyle güzel şekersin. Süslüyor muyum? Yok, şu an istemiyorum. Bak elinden vereyim mi? Çok ben daha sonra alacağım. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Çok harika. İlk defa böyle bir şey yok. Mükemmel. İşte, gerçekten. Ali Usta'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi biz bunun altında da yandan geldik. Ama böyle dağılmadan durması da tabii ki çok güzel bir şey. Ali Usta'ya çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Eskişehirli olması, pomak yemeklerini, pomakları tanıması, bir tarafının babaannemin pomak olması. Olması. Ne yapıyor? Tane de yaz. İlla gideceksiniz. Yaz, hele paça yapsam. Yani Loznik yiyeceğim. Loznik nerede yapılır? Loznik'i en iyi yapan var mı? Biliyor musunuz? Vallahi yolumuz biraz uzun. Finike'ye geleceğiz. Finike'de bizim Eskişehirli köfteci, Loznikçi Pomak Ali'yi bulacağız. Ona diyeceğiz hocam bana Loznik yap. Çok kişilik olmasın. 40 kişilik, 50 kişilik, 1 kişilik neyse. Loznik'in asosunu da burada yiyeceğiz. Efendim, bunu da yörüklere ikram ediyoruz. Skipi priyatel i pomaşki. Attak. Bu böyle. Edo vicdanı.